Değerli izleyicilerimiz, sevgili SD Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Bendeniz Özgür Kağan Alioğlu, Sıfır Enerji Binaları ve Binalarda Enerji Verimliliği konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Aslan Panel Genel Müdürü ve aynı zamanda Paneller Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Tolga Akar'la birlikteyiz. Genelde şöyle bir şeyle karşılaştık. Bu hani uzun bekleme süresinden sonra Haziran ayı çok bir yoğun geçti sektör açısından. Sizde de aynı yoğunluk var mı? Var, bir hareketlenme var. Haziran başında yine normal dönemine geçmemiz ve yasakların fasılalarla kalkmasıyla beraber işlerimizde bir hareketlenme oldu. Çünkü onun öncesinde bu seyahat yasakları, hafta sonu sokağa çıkma yasakları sebebiyle şantiyeler çok ciddi sorunlar yaşayabiliyordu. Ekiplerini gönderemiyorlardı. Şimdi o sorunlar bir nebze çözülmüş durumda. Dolayısıyla bekleyen birçok projenin tekrar hareketlendiğini görüyoruz. Sanayi binalarında da, ticari binalarda da bu şekilde. Aynı zamanda Nisan-Mayıs aylarında ihracat çok ciddi negatif yönde etkilenmişti. İşte sınırların kapatılmasıyla beraber. Deniz navlunları çok etkilenmedi ama kara nakliyatı gereken gümrüklerin kapanmasıyla beraber çok etkilendi. Fakat sanki artık onlara da bir ritim, bir şey gelmiş durumda. İşte Irak sınırı açıldı. Türkmenistan, yani Azerbaycan, o bölge olan gümrükler bir nebze açıldı. Dolayısıyla ihracatta da yavaş yavaş bir hareket gelmesini bekliyoruz. Peki risk olarak neler görüyorsunuz? Yani hani son günlerde bir şey konuşmaya başladık. Ya acaba ikinci dalga mı acaba falan diye. Siz önümüzdeki periyod nasıl görüyorsunuz? Hem ikinci yarıyı, yılın ikinci yarısını hem de son çeyreği nasıl görüyorsunuz? Nedir beklentiniz? Birkaç senaryo var. Biz tabii paralelde danışmanlık firmalarıyla Kibar Holding'in de bir parçası olduğumuz için farklı senaryoları takip ediyoruz. Tabii hepimizin istediği olumlu senaryoların gerçekleşmesi. Olumlu senaryo, burada beklentimiz tabii ki salgının sönümlenmesi, en azından günde 200-300 gibi bir banda düşmesi. Bu tabii en iyi senaryo. Bu senaryoda hem ekonomi daha hızlı hareketlenecektir, hem de sağlık sektörü üzerindeki baskı daha az olacaktır diye ümit ediyoruz. Bu senaryonun tabii bir tık daha kötüsü mevcut koşulların devam etmesi. Öyle bir durumda Eylül-Ekim'den itibaren ikinci dalga riski çok büyük. Arkada o disiplini eğer gösteremezsek toplum olarak, ikinci dalga riski çok büyük. Zaten daha önceki bir görüşmemde de ben özellikle şunu vurgulamıştım. Bu krizden toplum olarak bilinçli ve disiplinli toplumlar ön planda çıkacak. Yani ekonomik olarak gelişmeleri de bence birçok ülkenin şu anda bu krizi ne şekilde yönettiklerine bağlı toplum olarak. Ben de aslında size katılıyorum bu anlamda ve şu endişeyi de taşımıyor değilim. Yani sanki hem memleket olarak, yani devlet olarak, ülke olarak, hem de bireysel olarak kredilerimizi kullandık gibi görüyorum ben bu ilk pandemi döneminde. Yani kaynaklarımız sanki ikinci pandemi dönemi eğer mevzu bahis olursa kaynaklarımız bu dönemi çıkartmak için gerçekten biz çok zorlayacak gibi hissediyorum. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Özellikle insan üzerindeki stres çok fazla. Yani sağlıkçılara baktığımızda tabii ki o tempoyu sürdürmeleri, yani günde 1000 hasta gelmeye devam ederse en çok bence sağlık insanlarımız yorulacak gibi görünüyor. Ben aslında krizi, bu salgın, COVID krizini ülke olarak fena yönetmediğimizi düşünüyorum. Bu arada da bazı önlemler alınıyor. Mesela bu, biliyorsunuz, ara hastalığı yapılıyor. 3-4 tanesi neredeyse tamamlanmak üzere. Diğerleri de planlanmış durumda bildiğim kadarıyla. Aslında bu önlemler, hani gelecekte böyle ikinci bir dalga yaşanırsa ve ilkinden daha kötü olursa elimizi kuvvetlendiren bir durum. Diğer taraftan, çünkü bir de ekonomi ve yaşam gerçeği var. Yani şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu hepimiz görüyoruz.
Fakat insanlar çalışmak zorunda. Bir tarafta salgınla uğraşırken, diğer tarafta insanlar başka hastalıklardan doktora gidemez durumda. Keza baktığımızda ekonomik sistem çöküyor. Yani çünkü restoranlar, lokantalar, berberler, hani bunlar toplumun aslında kılcal damarları. Dolayısıyla ben şu ana kadar uyguladığımız yaklaşımın ülke olarak doğru bir yaklaşım olduğunu, yani bir taraftan ekonominin devamını sağlayacak şekilde yönetmeye çalışarak ama diğer taraftan da riski en iyi yönetmeye çalışarak ilerlememizin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu dengeyi korumaya devam edersek de bu salgından da çok daha iyi güçlenerek çıkacağımız ümidimi sürdürüyorum. Peki. Ben de aynı ümitleri paylaşıyorum. Umarım hem memleketimiz için hem de dünya için bir önce üstesinden gelinecek bir süreç olur bu süreçler diyelim. Ve müsaadenizle yavaş yavaş bizim konularımıza girmeye başlayalım. İzniniz olursa öncelikle sizi tanıyarak başlamak isteriz. İhsan Toluk Akar kimdir? Bizler biliyoruz, sektörde biliyor ama dinleyicilerimiz de tanısınlar sizi. Memnuniyetle. Önce aile yaşamından bahsedeyim. İki çocuğum var. Birisi 16, birisi 20 yaşında. İş hayatımın uzunca bir dönemini yurt dışında geçirdim aslında. İş hayatıma Siemens'le başladım. Sonra Siemens'le yurt dışında görev almak üzere İngiltere'ye gittim 95 yılında. 95 yılından 2009 yılına kadar yurt dışında görev yaptım. Bunun ilk 5 yılı Siemens'te, sonraki 6 yılı Emerson Electric, Amerikalı General Electric'in rakibi olan Emerson Electric şirketinde. 2006 ile 2009 arası da Koç Holding adına Grundig Multimedia şirketinin Chief Sales Officer ve Chief Marketing Officer'lığını yaptık bir dönem oldu. 2009'da Türkiye'ye döndüm. 2009'da Türkiye'ye döndükten sonra Borusan grubunda genel müdürlük yaptım. 8 yıl boyunca Borusan bünyesindeki iki şirketin genel müdürlüğünü yaptım. 8 ülkede aktif olan bir şirketti. Sonrasında da 2017 itibariyle de Kibar Holding'de görevime başladım. Yaklaşık 3,5 yıldır da Kibar Holding'de Aslan Panel Genel Müdürü olarak görevimi ifa ediyorum. Peki, Aslan Panel'e geleceğiz. Aslan Panel çünkü konumuzun odağında olacak ama oraya gelmeden biraz da Kibar Holding'i dinleyelim mi sizden? Tabii ki. Kibar Holding aslında siz de biliyorsunuz Türkiye'nin nadide gruplarından 22 şirketiyle yaklaşık 7 milyar dolar cirosuyla Türkiye'nin sanayici ve sanayiciliğe aşık gruplarından bir tanesi. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü yurt dışında gördüğüm en önemli konu katma değerli mühendislik ve sanayi işleri ülkelerin gelişmesini sağlar. Yönetim Kurulu Başkanımız Asım Bey, Onursal Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Bey, Türkiye'nin eski en güçlü sanayicilerinden. Dolayısıyla Kibar Grubu 22 firmasıyla Türkiye dinamiğinde Türkiye'yi güçlendiren gruplardan bir tanesi. Yaklaşık 7 bin çalışanımız var. Çok farklı ülkelerde operasyonlarımız var. Aslan Alüminyum biliyorsunuz alüminyum sektöründe Avrupa'daki ilk 3 oyuncudan bir tanesi. Avrupa ve Orta Doğu'daki ilk 3 oyuncudan bir tanesi. Aslan Panel Türkiye'de sektöründe lider. Dünyada da aslında ilk 6 oyuncudan bir tanesi. Aslan Hanil ve Aslan Hyundai Aslan diye baktığımızda otomotiv sektöründe son derece güçlü. Aslan Gıda Türkiye'deki en büyük domates salçası üreten firmalarından, aynı zamanda sos üretiminde de Türkiye'de liderlik yapan bir firmamız. Aslan Port, bir limanımız var İskenderun'da. Aslında tabii 22 şirket olunca saymak biraz zor oluyor ama en büyük şirketlerimiz
holding bünyesindeki bunlar. Peki tekrar bu konuyu açmak istemiyorum ama şunu da merak ediyorum. Böyle bir büyük bir grup içerisinde stratejik olarak da bazı kararlar veya hamleler alınıyor olabilir bu COVID mevzusuyla alakalı. Yani grup olarak, genel olarak strateji anlamında bu önümüzdeki 3 ayı 6 ayı nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz? Nasıl hazırlanmayı planlıyorsunuz? Öncelikle geçtiğimiz 3 ayı nasıl geçirdik? İsterseniz biraz ondan bahsedeyim. Biz bu kriz gündeme geldiğinde derhal ilk yaptığımız şey holding ve şirket üst yönetimleri olarak önce insanımızı korumak oldu. Yani insan bizim için, kibar grubu için, kibar ailesi için son derece en değerli asetimiz, en değerli varlığımız konumunda. Dolayısıyla Mart ayından itibaren gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün, gerekse Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği tüm önlemleri alarak işimizi yönetmeye gayret ettik. Ve burada da içeride yaşadığımız vaka sayısının çok düşük olduğunu düşünürsek çok iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. İlk iki ayda evden çalışma düzenine, beyaz yakaya için geçtik. Fakat üretimi asla durdurmadık. Çünkü üretim bu ülkenin kalbi. Dolayısıyla üretimimize devam ettik. Bundan sonrası için de aslında hedefimiz önümüzdeki 3 ay boyunca önce %50 evden çalışma, %50 ofisten çalışma düzenine devam edip daha sonra ümit ediyorum vakaların da azalmasıyla beraber tekrar normal hayata dönüş yapmak. Fakat aslında baktığımızda bu krizin negatif yönleri kadar pozitif yönleri de var. Bunlardan bir tanesi dijital yönetim sistemlerinin daha iyi kullanılmaya başlaması oldu. Dolayısıyla kriz bittikten sonra dahi bizim görüşümüz bu krizde öğrenilen derslerin bundan sonrası için de bize çok iyi fırsatlar getireceği yönünde. Dolayısıyla planlamamızı yaparken de sanal toplantılara daha çok önem vermeye, insanlara daha esnek çalışma fırsatı tanımaya, kriz bittikten sonra da devam etmeyi planlıyoruz grup olarak. Peki. O zaman şimdi yavaş yavaş şeye gelelim, aslan panele gelelim konumuzun evet. Odak noktasına. Dinleyenlerimizin de fikri olsun. Paneller neden bizim için önemli? Çünkü biz binalarda enerji verimliliği veya sıfır enerji binalar dediğimiz zaman genelde tabii dinleyenlerimizin aklına evler, konutlar ve bizim işte ticari binalar geliyor. Fakat bir taraftan endüstri tesisleri de aslında binalardan oluşuyor. Orada da binalar var. Hem üretim proseslerinin bulunduğu, yani fabrikaların, makinelerin bulunduğu binalar var. Hem de işte ofis yönetim birimlerinin bulunduğu binalar var. Burada da panel sistemleri aslında enerji verimliliğini alma çok önemli bir yer tutuyor. Diyeyim, topu size bırakayım. Buyurun, nasıl bir yer tutuyor? Teşekkür ederim. Aslında yalıtımlı metal paneller şu son 15-20 yıldaki bence en önemli gelişmelerden bir tanesi. Çünkü baktığımızda hem inşaatı kolaylaştırıyor, hem yalıtımın daha verimli olarak yapılmasını sağlıyor, hem de binaları daha uzun süre kullanılabilir halde inşasını sağlıyor. Yani ve baktığımızda aslında bizim fabrikalarımız, 4 fabrikamız var. Bunlardan bir tanesi Ürdün'de, 3 tanesi Türkiye'de. Bu fabrikalarımız fabrika yapan fabrikalar. O anlamda stratejik önemi çok yüksek. Baktığımızda panellerin gittiği alanlar, ticari binalar, lojistik binaları, soğuk hava zincirleri, endüstriyel sanayi binaları ön planda. Fakat aslında baktığımızda evsel anlamda da prefabrik yapılar, biliyorsunuz özellikle Avrupa'da ve Amerika'da gelişmiş ülkelerde çok fazla kullanılan çözümler. Dolayısıyla Türkiye'de henüz o anlamda gelişmeye açık bir alan var. Fakat evsel projelerde de aslında prefabrik yapılarda panel kullanımı son derece verimli ve ekonomik çözümler sunuyor diye bakabiliriz. Yalıtımlı panellerde
aslında 3 değişik çekirdek malzeme kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi pur dediğimiz. Pur ve pır. İki değişik poliüretan malzemesi. Arasındaki fark şu. Pur dediğimiz malzeme çok hızlı yanar. Ve çok hızlı ilerler yangın. Pır dediğimiz malzeme ise kalınlığına bağlı olarak yarım saat ile 1-1,5 saat arasında yangına dayanıklıdır. İkinci malzememiz bu. Üçüncü malzememiz de taş yünü aslında. Taş yünü bir de EPS kullanımı var. Fakat EPS artık hem yanıcılığı dolayısıyla hem yalıtım sınıfının düşük olması sebebiyle Türkiye pazarında sadece %5'ini kapsayan bir alan. Asıl kullanım çoğunlukla ya poliüretan ya taş yünü paneller şeklinde. Buyurun. Aynı zamanda sadece yalıtım değil, izolasyon anlamında da panellerin son derece önemli. Çünkü biliyorsunuz çatılardaki izolasyon binaların yaşam süresi için son derece önemli faktörlerden. Bu bağlamda da aslında paneller birçok çözüme göre, mesela kenet çözümü uygulandığı zaman ister istemez işçiliğe daha bağımlı oluyorsunuz. Fakat panel zaten fabrikada işlenmiş olarak geldiği için montajında işçilik hatası çok daha az oluyor ve çok daha uzun ömürlü çözümleri çok daha hızlı bir şekilde inşa edebiliyorsunuz. Peki biz genelde panel deyince aklımıza hep endüstriyel binaların çevresi geliyor. Yani böyle hani etrafında panellerle örülmüş duvarlar görüyor ama aynı zamanda paneller bir o kadar da çatılar için de önemli. Hem çatılarda kullanım anlamında buyurun lütfen hem de güneş enerjisi anlamında. Aynen öyle. Asıl çatılar için önemli. Çünkü pazara baktığımızda en çok panel kullanımı önce çatıda, sonra cephede, sonra soğuk hava zincirleri. Aslında baktığımızda panel içerideki bölmelerde de çok kullanılan bir eleman, yapı elemanı. Ve soğuk hava zincirlerinin de aslında ana elemanı. Çünkü ısıyı içeride soğuttuktan sonra soğuk kalmasını sağlamak istiyorsunuz. Dolayısıyla her üçünde de panel uygulaması en uygun çözüm niteliğinde. Aslında baktığımızda sektörde gelişme hala açık noktalar var. Bunlardan bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi solar çözümlere uygun çatı panelleri. Çünkü baktığımızda güneş paneli uygulandığı zaman çatıya bu doğru uygulanmazsa ya da ona uygun sistemler üzerine uygulanmadığı takdirde çatının bütünlüğünü bozabiliyor. Çatının bütünlüğünü bozduğu takdirde düşünün bir yatırım yapıyorsunuz güneş panelleriyle ve o yatırımın 15 yıl, 20 yıl hiç sorunsuz devam etmesi gerekiyor. Şöyle yapalım mı Tolga Bey? Bu bölümün sonuna geldik. Bu kısmı kesmek istemiyorum çünkü çok önem verdiğim bir konu benim. Yani güneş enerji sistemleriyle panellerin akıllı kullanılması. Müsaadenizle burada ufak bir ara verelim. İkinci bölümde devam edelim bu konuya. Memnuniyetle. Müdür Yollarda programı devam ediyor. Ben Deniz Özgür Kağan Alioğlu. Sıfır Enerji Binaları ve Binalarda Enerji Verimliliği konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Aslan Panel Genel Müdürü ve aynı zamanda Panelder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Tolga Akar'la birlikteyiz. İlk bölümde ufak ufak binalarda enerji verimliliğine geldik ve panelleri konuşmaya başladık. Sırada tam çatılara gelmişti. Çatılarda özellikle güneş enerji sistemleriyle akuplasyonundan bahsediyorduk. Ben orada kendi sözümü kesmiştim. Tolga Bey'in şimdi tekrar sözü kendisine veriyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Baktığımızda biz uzun bir süre çatılarda aslında güneş paneli uygulamalarında uzak durduk. Çünkü çatının bütünlüğünün korunması, panellerin delinmemesi çok önemli olduğu için ilk aşamada buna uygun aksesuarlarla işin çözülmesine odaklandık. O dönemde aslında buna yönelik birkaç çözüm piyasada yer aldı. Fakat hiçbir zaman bu asıl konu olan bütünlüğünün korunması ve uzun süreli dayanım için ve rüzgar yükü için özellikle yeterli çözümler olmadı. Fakat buradaki potansiyelin de çünkü baktığınızda eğer paneller, çatı panelleri güneş panellerine uygunsa
O zaman çok ciddi bir uygulamadan da tasarruf ediyorsunuz. Hem uygulamadan tasarruf ediyorsunuz hem de hata oranı azalıyor. Çünkü daha az ekipman kullanmış oluyorsunuz çatıda. Bu gözle tekrar baktık ve 2019 yılında patentini aldığımız bir çözümle SolarCap'li çatı panelimiz, Aslan panel SolarCap'li çatı panelimizle bu sene itibariyle piyasaya giriş yaptık. Bu sistemin en önemli özelliği statik olarak panel taşıma yüküne en uygun sistem olması. Özel bir panel üretimi, panel formu çıkartarak o formda güneş panellerinin paneli değil, panelle birlikte çelik yapıya montajının yapılmasını sağladık. Bu çok kritik bir şey. Çünkü şu ana kadar piyasadaki çözümlerin tamamında sadece panelin üst yüzeyiyle, yani çok ince bir çelik tabakayla o devasa yatırımı tutuyorsunuz. Şimdi bizim sistemimizde ise bunu çözüm getirecek şekilde dizayn ettik. Aynı zamanda bu kepli panel dediğimiz, yine kepli paneller de bizim piyasaya ilk tanıştırdığımız ürünlerdendir. İzolasyon sınıfı çok yüksek ve kepli panellerde çatı eğimini doğru koşullar sağlanmak şartıyla %5'e kadar düşürebiliyorsunuz. Dolayısıyla solar panellerin uygulanacağı solar kepli çatılarında eğimi düşük tutabiliyorsunuz. Bu da biliyorsunuz güneş enerjisinin yakalanmasında çatının düze yakın olması son derece önemlidir. Bizim sistemlerimiz buna müsaade edecek şekilde. Bizi heyecanlandıran bir konu, bu patentli ürünümüzle aslında sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da çok iyi bir pazar payı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla patentimizi sadece Türkiye için değil, küresel olarak aldık. Çok yakın zamanda Avrupa'da da bu ürünümüzü lansmanını yapıyor olacağız. Peki şunu sormak isterim. Bu SolarCap dediğimiz ürün, bahsettiğiniz gibi panelin en son yüzeyine, saç tabakasına değil de çelik konstrüksiyona monte ediyoruz dediniz. Bunun avantajları ne ki böyle yapmaya çalışıyoruz? En önemlisi yük taşıma. Biliyorsunuz rüzgar yükü çatılarda en önemli konudur. Mutlaka bu sektördeki arkadaşlar birkaç böyle felaket senaryosu her zaman görmüştür çatıların uçtuğu. Çünkü baktığınızda çatının 20 yıllık hayatında mutlaka o rüzgar yükü iklim istatistiklerinin maksimum gördüğü noktalara gelir. Dolayısıyla burada en önemli konu statik olarak güçlü olmak ve rüzgar yükünü kaldırabilmek. Sadece panele değil, panelle beraber çelik yapıya bağlandığınız zaman o yatırımın rüzgar yüküne dayanımını garantiliyorsunuz. Bu en önemli konulardan bir tanesi. İkincisi, aslında biz bunu yaparken vidaların kullanıldığı nokta itibarıyla panellerin bütünlüğünü bozmadan kepleri, yani keplerin asıl çelik aksama tutturulduğu noktadan vidalar montajı yapılacağı için panelleri de delmemiş oluyorsunuz. Bu ikincisi panelin yaşamı için en önemli kriterdir. Çünkü bir panelde izolasyon bozulduğu takdirde o panel mutlaka zarar görür. İçine girecek su hem çeliği hem çekirdek malzeme, özellikle de taş yünü ise çok ciddi zarar verir. Dolayısıyla bizim sunduğumuz çözümde paneli delmeden çözüm üretebiliyoruz. Buradan da hem biz dinleyen belki teknik arkadaşlarımıza da şöyle bir yorumumuz olsun. Yani ısı yalıtımlı paneller, o yapısı, sütçükleri bozulmadıkça işlevsel paneller. Yani eğer siz bir şekilde o panelin içerisinde su girişine veyahut da işte başka şeylerin girişine izin verirseniz eğer, zaman içerisinde çok ciddi anlamda hem yalıtım performansının düşmesine hem de panel ömrünün azalmasına sebep olacak. O yüzden de eğer güneş enerji sistemi kullanıyorsanız mutlaka ve mutlaka uygun aparatla kullanmak lazım. Böyle kendi kafanıza göre ustaya işte 4 tane bir de verdim şimdi şöyle tak şeklinde olmaması lazım. Kesinlikle.
Ve yani çatının da yatırımı değil burada konuştuğumuz, çatının üzerindeki güneş paneli de. Yani düşünebiliyor musunuz? O tüm çatıyı tekrar söküp o güneş panellerini tekrar, o elektrik aksamını tekrar montajını yaptığınızı. Yani dolayısıyla biz özellikle 2019'a kadar bu tür sistemlerde imtina etmemizin sebebi buydu. Fakat patentli çözümümüzle bu seneden itibaren mimarlarımıza, inşaat mühendislerimize, enerji şirketlerimize en doğru, en uygun çözümü sunduğumuzu düşünüyoruz. Peki ben hani hakikaten kulak dolgusu bir bilgiye sahibim panel sektörüyle alakalı. Çok detayına da hakim değilim. O yüzden hani bir çocuk saflığıyla sormaya çalışıyorum sorumu. Şimdi ben dediğim gibi sanayi tesisim var. Ve daha önceden yapmıştım ben çatımı. Paneller kullanmıştım ama bahsettiğiniz paneller değil. Yani eski panellerden kullandım yani. Şimdi çatıma güneş enerji sistemi kurdurmak istiyorum. Ve bu dediğinizden de etkilendim. Dedim ki ya işte piyasadaki muadilleri direkt panele monte ediyor. İşte Tolga Bey'in dediği sistem direkt çelik yapıya monte ediyor. Ben bunu kullanmak istiyorum desem. Ben güneş enerji sistemi kullanayım ama böyle kullanayım desem. Ne yapacağım? Bütün çatıyı baştan mı değiştirmem gerekiyor? Ne yazık ki. Yani çünkü ya orada yatırımcının ilk vermesi gereken karar şu. Benim mevcut çatım 20-25 yıl bu enerji sistemi burada durduğu takdirde bunu taşıyacak kalitede mi? Bence en önemli soru bu. O sorudaki cevabına göre de mevcut çatıyı değiştirip değiştirmemeye karar vermesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda zaten çatılarda kullanılan panellerin de bir ömrü var. Hani baktığınızda piyasada en uzun garanti süresini veren firma, bizim hem çelik hem poliüretanda toleranslarımız çok düşük olduğu için Aslan paneldir. Buna rağmen güneş sistemi kurmak istediğinizde, eğer çatınızın 10 yılı 15 yılı zaten geçtiyse, zaten o panel sistemini artık değiştirmek, çünkü güneş paneli yatırımı yaptıktan sonra bir 15-20 yıl daha dayanmayacaksa o panelleri mutlaka değiştirmek gerekir. Ama evet, tabii o kararı yatırımcının vermesi gerekiyor. Peki. Sanırım anladığım kadarıyla çatılardaki panellerin yaşam ömürleri yaklaşık 15-20 yıl civarında mı öngörüyoruz? Yani fonksiyonel yaşam ömürlerinden bahsediyorum. O civarda diyebiliriz. Bu panelin kalitesine göre doğru panel seçilmesine göre. Çünkü mesela üzerindeki galvaniz kaplama oranı çok etkili oluyor. Ve ne yazık ki yani bence sektörümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi şu. Piyasada ekonomik panel dediğimiz galvaniz kaplama oranı düşük panel satış miktarı çok fazla. Yani birçok ne yazık ki yatırımcı hala ilk yatırım bedeline bakıp 30 galvaniz kaplaması 30-50, yani normalde olması gereken minimum 100'dür. 275 tavsiye edilir. Ne yazık ki birçok yatırımcı hala paslanma riskini alma bahasına ekonomik panelleri ile çözüme ulaşmaya çalışıyor. Bence piyasadaki en önemli risklerden bir tanesi bu. Diğeri de ne yazık ki baktığımızda inşaat malzemeleri sektöründe regülasyonların devlet tarafından kontrol edilmesi ve enforce edilmesi çok fazla yok. Bu da şunu getiriyor. Kurumsal olmayan bazı oyuncular söylediklerini sahaya göndermeyebiliyorlar. Yani siz Z100 galvaniz çatı paneli aldığınızı düşünüyorsunuz ama gelen panelin galvaniz kaplaması bunun çok altında olabiliyor. Ya da bunun tabii çok burada araya girmek istedim, hani sektörde bunun bir adı da var yani, şey derler yani, genç kızı gösterip babaanneyi göndermek derler. Çok güzel açıkladınız. Yani ben açık söyleyeyim, 30-31 yıllık bir sanayici olarak en çok üzüldüğüm konu, panelder yönetim kurulu olarak başkanı olarak da, birincisi yatırımcının uzun vadeli düşünerek bu yatırımı yapmaması Türkiye'de. İkincisi de bu yatırım yapılırken her zaman doğru ürünün müşteriye gitmemesi. Yani bizim hem panelder olarak hem Aslan panel olarak en çok gündemimizde olan konu budur. Hatta
Şöyle şu noktaya kadar gidebiliyor Özgür Bey. PUR ve PIR panelin özelliğini açıkladım. PUR panel çok hızlı yanabilen bir malzemedir. PIR panel yangına belli bir süre dayanarak insanların kaçışına müsaade eden bir poliüretan malzemedir. Şunu bile ne yazık ki piyasada gördük. PIR daha pahalı bir malzemedir. PIR panel teklifi beklenen ya da satışı beklenen yere o şekilde fiyatlayıp PUR panel gönderme ne yazık ki gönderen firmaları da duyduk. Bu artık hani şeyi geçiyor, hani genç kızı gösterip babaanneyi vermeye geçiyor. Bu tamamen artık suç aslında baktığınızda. Çünkü o binadaki herhangi bir yangında cana mala zarar geldiğinde şartnameye uygun olmayan malzeme kullanılmış oluyor. Ve ne yazık ki bu da sektörde kurumsal hani sanayici olmayan diyelim, sanayici olmayan firmaların ne yazık ki yaptığı bir konu. Biz paneldir olarak kalite güvencesi adı altında bir sistem aslında gündeme getirdik. O da şudur. 1000 metrekarenin üzerindeki tüm panel alımlarında, projeler için konuşuyorum. Stok, ekonomik işte otoparkın üstünü kapatmak için değil ama projelerde kullanılan panellerde 1000 metrekarenin üzerindeki herhangi bir panel alımında bedeli paneller tarafından karşılanmak üzere TEBADER, yani tamamen bağımsız olan bir imsatın kurduğu, yani tamamen bağımsız bir laboratuvarda o panel en önemli konularla ilgili teste gönderilebilir, bilabeder, ücretsiz. Biz paneldir olarak uygulamayı geçen sene başlattık. Yavaş yavaş da kullanımı artıyor. Burada bu talebi uygulayıcıdan mı bekliyoruz yoksa hani bu informasyona nasıl sahip Müşteriden. oluyoruz? Müşteriden bekliyoruz. Müşteriden. Çünkü burada baktığınızda biz bir sosyal toplum kuruluşu olduğumuz için bu sürecin içerisinde biz yer alamayız. Fakat bizim söylediğimiz sadece şey şu, herhangi bir yatırımcı müşteri 1000 metrekarenin üzerinde aldığı panelin örneğini bu bağımsız denetim kurulumuna gönderip bedeli bizim tarafımızdan karşılanmak üzere gerçekten kendi şartnamesindeki ürünü alıp almadığını test ettirebiliyor. Yani ve ben panelden yönetim kurulu başkanı olarak bunu canı gönülden destekliyorum. Açıkçası demek gerekirse ben de canı gönülden destekliyorum. Çünkü memlekette şuradan başlayayım. Ben de şu uzun yıllar yabancılarla çalıştım. Ağırlıklı olarak da Almanlarla çalıştım. Bundan 20 sene önce falan işte bir Alman abimize sorduğum zaman ya işte Alman Alman diyorsun nedir bu Almanların sihri ya ne varmış bu Almanlar dediğim zaman çok basit Özgürcüm demişti. Amansız kontrol demişti. Ya yani hiç gerisi teferruat demişti yani amansız kontrol. Bizim memlekette de herhalde en büyük sıkıntı burada yani amansız yani kontrol edemediğimiz için aslında yani ipin başını bir oradan tutsak suyun başını kontrol tarafından otomatik olarak şey tüketici de düzelecek, sanayici de düzelecek, üreten de düzelecek, usta da düzelecek, herkes düzelecek yani. Oradaki boşluk tabii ne yapıyor? Sivil toplum kuruluşlarını mecburen kendi kendilerine çözümler bulmaya iletiyor. Hemen hemen bizim sektörümüzdeki tüm sivil toplum kuruluşlarının bir kalite sistemi var. Kendilerince kurdukları, uyarmaya çalıştıkları. Belki hani de bakanlığa şunu da ele demek lazım. Yani şu bizim bütün kalite sistemlerimizi bir araya getirip hani bizim harcadığımız kaynakları da sana verelim. Sen bunların hepsini bir arada yapma demek lazım acaba bilemedim. Valla kesinlikle haklısınız. Yani sektörün bu işten ne kadar zarar gördüğünü, uzun vadede yatırımcının ne kadar zarar gördüğünü, ne kadar sanayi tesisinin bunun sonunda heba olduğunu düşünürsek, bence sosyal toplum kuruluşlarının yapabileceği en iyi şey bakanlıklarla beraber bunun lobisini yaparak aslında sistemde var biliyorsunuz. Yani Türk Standartlar Enstitüsü'nde bu denetimlerle ilgili her türlü sistematik nasıl olması gerektiği var. Fakat ne yazık ki bu denetimler yeterince yapılmıyor. Mesela ben şimdi bir çırpıda hemen aklıma gelenleri sayayım. Örnek verelim işte Hafif Beton Birliği'nin kalite güvence sistemi, EPS'lerin kalite denetim sistemi, ISO'lerin ICOS sistemi, işte sizin bu bahsettiğiniz sistem ve daha sayabiliriz böyle arka arkaya gidebiliyor yani. Ve her sivil toplum kuruluşu da buna bir kaynak ayırıyor. Yani emek ayırıyor, kaynak ayırıyor vesaire. Hakikaten bunların yani bir şekilde biz sektör olarak bunları devlete hibe etmeyi göze alıp örnek vermek gerekirse yani orada da bir ortaklaşa bir çalışmaya gidip bunun yürütülmesi lazım. Çünkü bizim şöyle bir eksiğimiz oluyor. Biz denetliyoruz ama yaptırım gücümüz olmadığı için sivil toplum olarak
hani en fazla rapor sunabiliyoruz. Hani diyoruz ki yani bu mal iyidir, kötüdür örnek veriyorum. Ama devlet öyle değil ki. Devlet işte baba yani. Hani döver de, sever de o datayı aldıktan sonra. Sanki sektörün kalite güvence sistemleri olarak belki bu tarafa doğru bir adım atmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. %100 sizin fikrim Özgür Bey. Peki. Bu gene hazır konuşulmuşken oradan devam edelim. Bu piyasa denetimi gözetimiyle alakalı işte sizin de bahsettiğiniz gibi işte Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bir grup oluşturuldu. Fakat biz istediğimiz performansı görmedik. Ya da en azından ben görememiş de olabilirim. Belki ben şimdi daha çok yalıtım tarafında olduğum için ben görememiş de olabilirim. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Sahada bu sistemle karşılaşıyor musunuz? Biraz konuştuk ama bununla ilgili yorumlarınızı biraz alabilirsem sevinirim. Aynı sıkıntıları biz panel sektöründe de görüyoruz Özgür Bey. Yani hem denetim mekanizmasının hem bu bakanlıklardaki kalite mekanizmalarının çok daha efektif çalışması lazım. Yani biz ona ek olarak şöyle bir çözüm yaratmaya çalıştık. Biliyorsunuz panelle beraber aslında uygulama, yani panelin sahadaki uygulaması son derece önemli. Ben aynı zamanda Avrupa Panel Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Biz aslında Türkiye'de onların da önüne geçip TSE'de bir uygulama standardı çıkması için bir inisiyatif başlattık. Yani doğru panel kullanımı ve doğru panelin doğru uygulanması ile ilgili bir inisiyatif başladık. Bu sene aslında TSE'den çıkmasını bekliyoruz. 2019'da başvurusunu yaptık. Bu sene sonuna doğru inşallah panel uygulamasında da TSE standart dokümanı uygulama standardı çıkıyor olacak. Bu neden önemli? Şundan önemli. Firmalar doğru panel alıp almadıklarını, doğru uygulanmadığını artık bundan sonra bir hukuki sorun olduğu zaman bu TSE uygulama standartına göre çözümlendirebilecek. Yani bilirkişi atandığı zaman refere edebileceği bir doküman olacak. Dolayısıyla bunun sektörde iyileşme anlamında ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Diğer konuda şu, henüz bir paneller olarak inisiyatif almadık ama normalde panel tanımına girmeyen paneller var. Yani ekonomik panel sektöründe panel TSE standartlarına uygun olmayan paneller var. Bunların da aslında farklı bir isimle farklı bir isimle lansmanı, yani bu panel değildir. Saç kalınlığı 0.30'un altındaysa bu panel değildir, kaplama elemanıdır gibi bir çalışma yapıyoruz. Çünkü gerçekten oradaki farkındalığı artırmamız lazım. Tolga Bey, bu bölümün de sonuna geldik. Müsaadenizle bir ara daha verelim. Üçüncü bölümde devam edelim. Bunlar önemli konular çünkü. Tabii, memnuniyetle. Değerli izleyicilerimiz, sevgili SYT Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Bendeniz Özgür Kağan Alioğlu, Sıfır Enerji Binaları ve Binalarda Enerji Verimliliği konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Aslan Panel Genel Müdürü ve aynı zamanda Paneller Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Tolga Akar'la birlikteyiz. İhsan Bey, şunu söylemek isterim. Mesela biz de aynı sıkıntıyı yalıtım sektöründe bir müddet yaşadık. Mesela kendini ısı yalıtım sıvısı veya ısı yalıtım boyası diye tanımlayan bir ürün grubu vardı. Ve biz uzun süre bu grubu sektörden tırnak içinde dışladık. Yani dedik ki bunlar bizden değildir vesaire. Ama şimdi tabii doğa boşluk kabul etmiyor. Yani hani orada bir ürün var, onun da talebi var. O kendisi başka bir yol buluyor, bir bypass yaratıyor ve hayat devam ediyor. Doğal olarak bu sizin bahsettiğiniz şey bence çok kritik. Yani istenilen o kriterlerde olmayan ürünleri başka bir tanım altında tüketiciye lanse etmek, onlara bir pozisyon vermek, konumlandırmak çok kritik ki armutla elma ayrılabilsin. Öbür türlü hani sektörün derneği buna topu topa girmezse eğer vallahi hayat kendi yolunu buluyor. Özgür Bey, kesinlikle haklısınız. Zaten panellerde de yönetim kurulunda en çok konulardan bir tanesi buydu. Sonunda benim de geldi konsensüs olarak mutabık kaldığımız nokta tam sizin söylediğiniz bu konu. Yani piyasada eğer bir ürüne ihtiyaç varsa o paneldir ya da değildir, EPS'dir ya da değildir. Sektör o ürünü bir şekilde tedarik etmeye devam ediyor. Müşteri talep ediyor, üretici de bunu üretiyor. Dolayısıyla biz de bu sebepten dolayı üretmeme
yoluna gitmektense bu ürün grubunu farklı tanımlayıp müşteriye, yatırımcıya anlatmayı tercih ediyoruz. Bu seneki aslında paneller olarak en önemli inisiyatiflerimizden bir tanesi de bu olacak. Biz Aslan Panel olarak şunu yaptık aslında. Bizim piyasada iki markamız var. Yani bu yeni bir şey değil, diğer sektörlerde de denenmiş bir şey tabii ki. Birisi Aslan Panel, diğeri OptiPanel. Aslan Panel dediğimiz ürün tamamen yurt dışı standartlarında dünyada ilk altı, yani bizim biliyorsunuz altıncı sıradayız dünyada. Dünya standartlarında oyuncu olmamızı destekleyen ürün grupları. Toleransları son derece düşük, garanti süreleri uzun ve müşterinin bir kere aldığı zaman illa arkasına bakmayacağı ürünler. İkinci ürün grubumuz OptiPanel. Adı üstünde optimum ürünler anlamında. Burada da şöyle bir yol biz Aslan Panel olarak seçtik. Müşteriye doğruyu söyleyerek, etik olarak doğru duruş sergileyerek ama toleransları paylaşarak bu ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Burada da aslında yapmaya çalıştığımız şey şu, piyasada birçok sanayici olmayan oyuncunun söylediğini göndermediği yerde ve buna uygun bir fiyat noktası oluşturduğu yerde biz hayır, o ürünün muadili budur, o ürünün bedeli de budur ama aldığınız ürünün performansı da budur diyoruz. Yani mesela bir tarafta 5 yıl garanti verirken Aslan Panel'e, OptiPanel'de 2 yıl garanti veriyoruz. Bir tarafta ürün garantisi verirken diğer tarafta çözüm garantisi veriyoruz. Burada yani sadece bizim açımızdan sanayi tarafında değil, aynı zamanda bizim hani en önemli paydaşlarımız işte bayilerimiz, yani satış kanalımız anlamında çok kritik bu. Çünkü şöyle bir yere doğru gidiyor. Eğer işte bayimiz doğru ürünle, doğru malzemeyle rekabet edememeye başlarsa belki yani sizin yüzünüze söylemiyor ama arkadan B kapısından o işte bahsettiğiniz malzeme grubuna doğru evrilmeye başlıyor. Hayat oraya doğru akıyor bir taraftan yani. Doğal olarak hani kendi kendini besleyen bir negatif cycle'a dönmüş oluyor oradaki hikaye. Doğal olarak oraya mutlaka doğru sanayicilerin neşter vurması gerekiyor. Ufak bir anekdot anlatmak istedim ben de çok fazla sizin vaktinizi almadan. Biz de aynen yalıtım sektöründe böyle bir ürün grubu çıkardığımız zaman bundan çıkardıktan 1-2 ay sonra bayimizin biri bizi aradı. Özgür Bey dedi, Allah razı olsun dedi. Hayırdır dedim, ne oldu? Dedi ki bugüne kadar müşteri geliyordu işte bize malzemeyi soruyor. Biz de şu fiyat diyoruz. Aa diyor, bilmem ne malzemesi varmış şu fiyat. Biz bir saat adama laf atmaya çalışıyorduk. Ya o aslında şöyle böyle falan filan diye. Şimdi o kadar kolaylaştı ki bak diyoruz, bizde de o malzeme var bu ama senin için o malzeme doğru malzeme değil. Sen bunu kullanmalısın dediğimiz anda bir saatte anlatamadığımız hikayeyi bir dakikada özetler hale geldik müşteriye ve müşteri hakikaten bizim istediğimiz şeyi almaya başladı. Doğal olarak hani çok hakikaten takdir ediyorum bu şey düşünce tarzını. Çünkü ne yazık ki tamam teknik şeyler hep gönül ister ki hep en iyisi olsun ama ne yazık ki piyasa da boşluğu kabul etmiyor yani. Kesinlikle bayilerimizden aldığımız dönüş, çünkü bizim bayilerimiz hepsi 30-35 yıldır bu işi yapan. Aslan Panel'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de olgun bayi sistematiği. Bizim Türkiye'nin her yerine yayılmış 37 çok uzun süredir bu işi yapan uzman firmamız var. Bu firmaların da yaklaşımı tam sizin söylediğiniz gibi oldu. Ve yaklaşık 3-3,5 yıl önce ürün gamımızı OptiPanel'de de genişlettiğimizde tam sizin söylediğinize benzer bir geri dönüşü ben bizim bayilerimizden aldım. Ve işin ilginç tarafı tam da sizin söylediğiniz gibi bu şekilde yaklaştığımız zaman Aslan Panel satışları arttı. Yani ürün gruplarımız içerisindeki ekonomik ürünlerin miktarı düştü. Premium tabir ettiğimiz ve asıl uzun vadeli yatırımcıya geri dönüş sağlayacak olan ürünlerin satışı arttı. Dolayısıyla bence de en doğru yaklaşım. Aslında biraz da gelecekten söz edelim isterseniz. Lütfen, sektör nereye gidiyor? Yalıtım sektörünün bundan sonraki önündeki merhaleler, adımlar nelerdir? Şimdi orada aslında beni çok heyecanlandıran fırsatlar var. Yani inşaat sektörü biraz belki diğer sektörlere göre teknoloji seviyesi düşük kalıyor ama Avrupa'daki panel üreticileri toplantısında çok ilginç bir Alman uzmandan sunuş dinlemiştim. Son 20 yıl içerisinde otomasyon ve verimlilik artışında
Otomotiv sektöründe diyelim ki 20 yıl önce 1990 2000 tarihinde 100 ise verimlilik endekste, şu anda otomotiv sektöründe bu 350, 400, 500 seviyelerinde. Yapılan yatırımlar, otomasyon, dijitalizasyon, verimlilik çalışmalarıyla. İnşaat sektöründe ve bu sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. 20 yıl öncesi 100 ise şu andaki dijitalizasyon verimlilik seviyesi 95. Yani yükselmedi, düştü. Aslında bu ne yazık ki bir taraftan da neden birçok müteahhit firmanın Çin, Kore ve Türkiye'den çıktığını gösteriyor. Çünkü otomasyon ve dijitalizasyon, yani katma değer oranı çok düşük. Şimdi burada çok önemli bir konu gündeme geliyor. BIM adı verilen yapı malzemelerinin dijital resim demeyeceğim, dijital profillerinin olması ve bunların aslında çok kompleks yazılımlarla kullanılarak daha bina yapılmadan o binanın hem dizayn süresini belki 6 aydan 2 aya düşürecek, yapım süresini 2 yıldan 1 yıla düşürecek kadar fayda sağlayacak olan yazılımların kullanılabilmesi. Biz paneller olarak aslında sektördeki en önemli ikinci mesajımız 2020'de ve Aslan Panel olarak da aslında dijitalizasyondur. Burada baktığımızda Türkiye'deki yapı malzemelerinde ne yazık ki BIM dediğimiz, yani bu dijital resimlerin olma oranı çok düşük. Mesela panel sektöründe şu anda Türkiye'de tek firma tüm ürünlerinin BIM Store'da, yani dijital resimlerin olduğu tek firma Aslan Panel'dir. Yani dolayısıyla aslında burada mimarlarımıza ve inşaat mühendislerimize biz bir çözüm sunuyoruz. Tüm ürünlerimizin dijital resimlerini sunuyoruz. Bu konuda Türkiye genelinde imsaklı da bir inisiyatif var. Orada da Aslan Panel çok önemli bir yer tutuyor. Bence sektör olarak diğer ülkelerde bu belli bir seviyeye gelmeden hızla dijitalizasyona yapı malzemeleri sektöründe geçmemiz gerekiyor. Bunun iki tane önemli sebebi var. Bir tanesi yurt dışı ihracatı arttırmak için son derece önemli. İkincisi müteahhitlerimizin, yani dünyadaki en büyük 250 müteahhit arasında 55 tane müteahhitimizin olduğu müteahhitlik sektöründe rekabetçi ve lider, küresel lider olmaya devam edebilmemiz için dijitalizasyon ve BIM resimlerinin kullanılması son derece önemli. Bu vesileyle aslında sadece Aslan Panel değil, inşallah diğer panel sanayicilerimizle ve diğer yapı malzemeleri sanayicilerimizle bu alanda kendini iyileştirecekler diye ümit ediyorum. Ben de hemen araya gireyim. Benim için çok kritik bir konu bu. Belki dinleyenlerimize biraz daha fikir vermesi anlamında. Şöyle hayal edebilirler belki. İşte bir tasarımcı var. İşte bir proje tasarlıyor. İşte örnek veriyorum, bir kazan kullanacak bir yerde. Diyor ki buraya ben bu kazanı koyuyorum. Şimdi o kazanı oraya koyması yetmiyor. O kazanın paralelinde birçok farklı noktada daha hesap yapması gerekiyor. Hiç aklınıza gelmeyen bir şey dahi olsa o kazanın üzerinde duracağı beton kaidenin bile hesabını yapması gerekiyor. Şimdi artık BIM dediğimiz, yani bina bilgili model sistemleri, şöyle bir şey. Siz artık parmağınızla menüden o kazanı seçip oraya bırakıyorsunuz projenin üzerine. O otomatik olarak o kazanın bütün verilerini alıyor. O verilere göre bütün projedeki istenilen yerlere dağıtıyor. İşte diyor ki bu kazanı buraya koyuyorsan altına böyle bir kaide yerleştirmen lazım vesaire diyor. Eşittir. Aslında buna göre kendini adapte etmeyenlerin yakın gelecekte, bırakın orta ve uzak geleceği, yakın gelecekte tırnak içinde malzeme satmaları mümkün olmayacak. Yani kim uğraşır sizin malzemenizin hesabını yapmayla? Yani bir parmak işaretiyle drag and drop yaparak çözebileceğiniz bir sistem varken, işte sizin kataloğunuzu açacağım da o ürünün verilerini alacağım da bilmem ne de vesaire. Hani siz dediniz ya, dış ihracatı artırma anlamında önemli. Bana sorarsanız devam ettirme anlamında önemli. Yani bırakın artırmayı yani. Kesinlikle Özgür Bey. Yani ben Aslan Panel olarak tüm inşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımıza bu anlamda bir çözüm sunduğumuz için gururluyum. Son derece önem veriyorum. Ricam daha çok kullansınlar. Yani BIM ile projelendirsinler ki diğer firmalarda, diğer sanayici firmalarda en kısa sürede ürünlerini bu şekilde kullanmak zorunda kalsınlar. Yani şöyle söyleyeyim, biz anahtar teslimi çözümler sunuyoruz. Türkiye'de bayilerimizle sunuyoruz. Yurt dışında kendimiz EPCM, yani anahtar teslimi
kavuk giydirme çözümleri sunuyoruz. Bizim kullandığımız yazılımlarda BIM kullanmaya başladığımızdan beri dizayn süremiz 1/3'üne düştü. Yani bizim kendi mühendislik ekibimizin adam saat süresi 1/3'e düştü. Yani buradan tüm inşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımıza özellikle rica ediyorum, BIM resimlerini kullansınlar. Diğer firmaları da, diğer sanayici firmaları da bu konuda force etsinler. Ben de şeylere, üreticilere bir mesaj vereyim bir taraftan da. Sizin bahsettiğiniz gibi sizin kendi içerinizde dahi tasarım süreniz 1/3'e düştüyse, düşünelim işte Dubai'de bir inşaat yapan bir firmanın tasarımcısı bu süreç zarfında tasarımını yaparken BIM kullanırsa 1/3 oranında zaman harcayacak. Kalan 1/2 zamanını çocuğuyla oynayacak, spor yapacak vesaire bunları harcayacak. Kimse sizin kataloglarına bakmak için o 1/3 zamanını harcamayacak yani. Doğal olarak 1/3 periyonda ayakta kalmanın şartı bu. Malzeme üreticileri açısından diye düşünüyorum. Buyurun lütfen. Kesinlikle. Buna bir de şey eklemek istiyorum. Ekim-Kasım aylarında bir inisiyatif geliyor. Binalarda sıfır enerji kullanımı konusunda biliyorsunuz Avrupa'da son derece ciddi inisiyatifler var. Bunun bir yansıması da tabii ne yazık ki yeni normal dünyamızda sanal konferans şeklinde planlanıyor. Kasım ayında yanlış hatırlamıyorsam Ekim ya da Kasım ayında Türkiye'de de bu konuda sıfır binalarda sıfır enerji kullanımı konusunda ciddi bir inisiyatif gelecek. Ben de orada danışma kurulunda görev alacağım ve paneller olarak sosyal toplum kuruluşu olarak da destekliyoruz. Bizim gibi enerjiyi dışarıdan alan bir ülkede bu inisiyatifin tabii beraberinde binalardaki enerji kimliği zorunluluğu da biliyorsunuz 2020'de başladı. O alanda da çok önemli adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Hem enerji verimliliği açısından hem de yine burada kullanılan sistemlerin sadece Türkiye'de değil ihracatta da satılabilmesi açısından. Size %100 katılıyorum. Belki hakikaten Türkiye inşaat malzemesi sektörü yani sıfır enerji binalara yönelik ürünlerle alakalı bir fırsat yaratıp dünyada bununla ilgili bir alan açabilir kendine. Çünkü yeni bir oyun kuruluyor. Biz belki zamanında birçok oyunu kaçırdık, birçok trene çok geç bindik. Ama bu oyun şimdi yeni kuruluyor. Doğal olarak bu treni hani başından mı ilk vagona binebiliriz yani. İlk kompartmana oturabiliriz yani şu anda. Kesinlikle. First class'ta birinci sınıfta gidebiliriz. Bu kaçırmamamız gereken ikinci tren. Yani birincisi dijitalizasyon, ikincisi sıfır enerjili binalar. Peki. Vallahi İhsan Bey daha konuşurduk aslında yani birkaç saat daha belli konuşacak çok konumuz var ama son 2-3 dakikamıza geldik. Biz bir klasik olarak son dakikalarımızı hep gençlere ayırıyoruz. Sizin gibi tecrübeli büyüklerin hele yurt dışı tecrübelerinizden de kaynaklı olarak hani onlara görüşlerini iletmesini rica ediyoruz. Son 2 dakikada bizi dinleyen gençlere, mühendis adaylarına, mimar adaylarına, işte hatta lise öğrencilerine bile diyebiliriz yani. Neler önerirsiniz, neler söylemek istersiniz? Gençler bizim geleceğimiz. Ben 30-31 yıldır profesyonel bir sanayici olarak, yönetici olarak şu anda en zevk aldığım konu gençlerin önünü açmak. Onların iyi yetişmesini sağlamak. Yalnızca teknik olarak değil, idari olarak ve yaratıcılık olarak da önlerini açabilmek. Bu gençlerimize benim söyleyeceğim en önemli şey şu. Sadece teoride bırakmasınlar. Bizim Kibar Holding olarak en önemli kaynağımız, insan kaynağımız K-Team dediğimiz uzman ve yönetici, yani potansiyeli yüksek geliştirme programımız var. Bu programda 1 ya da 2 yıl üniversite öğrencileriyle beraber çalışıyoruz ve daha sonra onları potansiyeli uygun olması kaydıyla sisteme yerleştiriyoruz ve bu hem o arkadaşlar için mükemmel bir staj fırsatı oluyor. Çalışma fırsatı, staj demeyeyim çünkü 3 ay değil, sürekli çalışmadan bahsediyoruz. Okulda derslerinin müsaade ettiği kadar hem masraflarına, yani hepsinin ailesi çalışan insanlar katkıda bulunuyorlar. Hem de zamanı geldiğinde sanayide görev almak istediklerinde hazır oluyorlar. Bu Kibar grubu olmasa bile bu insanları yetiştirmiş olmak Kibar üst düzey yöneticileri olarak bizler için gurur kaynağı. Harika bir proje gerçekten. Hani herhalde bir taraftan da biraz böyle mentorluk falan da dahil galiba işin içine. O da dahil. Aynı zamanda şunu yapıyoruz. Yönetim olarak, üst yönetim olarak
grupta potansiyeli yüksek olan arkadaşlara mentorluk vermek üzere orta düzey yönetici, yönetici ve müdür. Ayrıca bir programımız var. Orada da her genel müdür veya daire başkanı iki ya da üç yönetici mentorluk yapıyor. Bu iki programın aslında çıktısı Türkiye'nin geleceği. Sadece Kibar Holding'in değil, Türkiye'nin geleceği. Çünkü bu pırıl pırıl insanlar bizim geleceğimizdeki başarıyı yazacak olan insanlar. Ben uzun yıllar yurt dışında yaklaşık 30 yıllık bir tecrübem varsa bunun 16 yılı yurt dışında geçti. Gördüğüm en önemli konu yaratıcı, düşünebilen, sorgulayabilen insanların gençliklerinden itibaren sanayide yer alarak belli yerlere geldiğini gördüğüm için, yani bu ülkelerin aslında İngiltere dediğimiz, Almanya dediğimiz bu ülkelerin bizden ileride olmasının sebebi gençlerine yapmış oldukları yatırım. Uzun vadeli yatırım. Nasıl diyorsak ki çatıları yatırımını yaparken ekonomik ilk yatırım maliyetine değil, o maliyetin 15-20 yıl dayanıp dayanmayacağına bakmalıyız. Diğer taraftan da gençlerimize aynı fırsatı verip, onları o şekilde hazırlayıp, geleceğe hazırlayıp bu ülkenin geleceğine yatırım yapmalıyız. Peki. Tolga Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti ama ne yazık ki vaktimizin sonuna geldik. Hem verdiğiniz bilgilerden dolayı hem de sohbetinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Özgür Bey. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, bugün konuğumuz Aslan Panel Genel Müdürü ve Paneller Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Tolga Akar'dı. Kendisiyle panelleri konuştuk, endüstriyel binaları konuştuk ve özellikle de bilgi modelleme sistemlerinden bahsettik. Bina bilgi modelleme sistemlerinden özellikle malzeme sektörünün ve inşaat sektörünün geleceğine çok önemli bir yer tutacak olan bir sistemden bahsettik. Son cümlelerini de gençlere ayırdı. Hem Aslan Panel olarak yaptıklarından bahsetti Tolga Bey, hem de dedi ki gençler sadece teoride bırakmayın işleri, gidin tırnak içinde burasını ben ekliyorum, işte tırmalayın, mücadele edin, bulun ve bildiklerinizi uygulamaya çalışın dedi. Bu kısım bana ait ama yorum olarak söyleyeyim. Bu ana fikirdeydi. Bugünlük de Bir Müdür Yollarda programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda görüşene kadar sizin enerjiniz yüksek, binanızınki sıfır olsun efendim.